Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim, selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Kemal Paşa tatlımızı yapmaya başladık. Biz Dombrak Yeskamara Brejne Vijne bir yemeğin daha sonuna geldik işte. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Efendim, selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarımın yanaklarından öptüm. Sevgi, saygı, hürmet. Bugün çok kolay ama çok lezzetli, harika bir tatlı yapacağız arkadaşlar. Çok güzel olacak. Neler var neler yok anlatmaya başlayacağım ama ben sizlere merhaba demeden önce şerbetimi, bakın burada neler var? Kemal Paşalar var. Çok yaşa Mustafa Kemal Paşa, ki Bursa'nın namı değer tatlılarından bir tanesidir. Değişik versiyonları var. Biz bugün bir başka yapacağız. Bir başka yapacağız Kemal Paşa tatlımızı. Öncelikle ne yapmamız lazım? Tatlımızı hazırlamamız için şerbet hazırlamamız lazım. Nitekim şerbetimizi ben sizlere merhaba derken altını yaktım. İçerisine paketin üzerinde yazan. Çünkü paketten pakete değişiyor arkadaşlar. Gramajına göre, sayısına göre, yoğunluğuna göre ne kadar su, ne kadar şeker koyacaksınız değişiyor. Biz paketin üzerinde yazan kadar, ki değişiyor dedik ya, siz de haşlamadan önce Kemal Paşalarınızı lütfen kontrol edin, ne kadar şeker, ne kadar su koymanız gerektiğini. Gerektiği kadar biz koyduk. Şimdi hemen ne yapacağım? Zaten şekerim birazcık ateşi verince eridi. Şimdi bu ne yapacak arkadaşlar? Böyle kafasına göre takılacak. Ben hemen şimdi bismillah diyorum. Şu canım Kemal Paşaları şu şerbetimle buluşturuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bira bismillah dedik. Kemal Paşa tatlımızı yapmaya başladık. O halde endişeye mal yok. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Başlamış iş, bitmiş iştir. Hadi bakalım devam. Onur Market'te dükkan sizin. Hemen atıyorum. Hemen. Oh, oh, oh. Evet, şimdi bunlar ne olacak? Hakan abi. Bunlar ne olacak abi? Bunlar şimdi önce bir şerbeti emecek. Ondan sonra hafif bir ne oluyor bana diyecek. Ondan sonra böyle yavaş yavaş şişmeye başlayacak. Yavaş yavaş çökmeye başlayacak. Biz bunları çok böyle dağılmasına, efendime söyleyeyim, lapa lapa olmasına fırsat vermeden ne yapacağız? Oradan alacağız. Sonra harika bir muhallebi hazırlayacağız. Efendim, muhallebimizi hangi materyallerle, hangi malzemelerle hazırlayacağız? Olmazsa olmazımız 5 bardak bereket sütümüz var. 6 yemek kaşığı bereket şekerimiz var. Bu şeker şeker pancarından üretildi, bilginiz olsun. Artı burada çok güzel 2 kaşık nişastamız var. 2 kaşık nişasta. Burada ne var? 2 kaşık unumuz var. Artı bir pakette olmazsa olmaz mahallemizde vanilyamız var dostlar arkadaşlar. Bir de süslemek için Kanki Canbaz'a özel sevgili Bayram'ın gönderdiği Hindistan cevizi var dostlar. O halde endişeye mal yok. Malzemeleri de saydık. Yavaş yavaş icraatın içinden de başladı. Zaman su gibi akıp geçsin. Şunlar bir kendine gelsin. Ondan sonra Kemal Paşaları, şu canım tepsimi alacağım. Onlar burada biraz istirahat edecekler. Sonrasında tenceremi değiştireceğim. Muhallebimi hazırlayacağım. Bir şekil şemal yapacağım. Aklınız şaşacak. Kanki Canbaz. Gençler, Kemal Paşalar güzel şerbetimizde şöyle şişti, büyüdü, kendine geldi. Hazır ve nazır. Şimdi ben bu canım ağdalaşan şerbetimin altını kapatıyorum. Altını kapattım. Efendime söyleyeyim. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bunların bir dinlenmesi lazım. Aheste aheste şöyle biraz kendilerini salması lazım. Şimdi sizlere göstermek üzere. Evet, sizlere göstermek üzere. Şöyle şuradan bir tanesini alıyorum. Bakın Hakan abi. Çok güzel oldu ya. Löp löp yani. Hemen ağzına at. Ne yapacağım? Ben bunları güzel şöyle toparlayacağım arkadaşlar. Dağılmamasını istiyorum. Dağılmadan bunların bir arada olmasını istiyorum. Tabii bu çok uzun süreceği için ben şimdi bir fıtı fıtı yapıyorum. Efendim, son kalan Kemal Paşalarımı da tepsime alıyorum. Şimdi bunlar ne dedim? Dinlenecek dedim, değil mi?
dinlenecekler. Bunlar birazcık şöyle ağdalanacaklar. Dedikten sonra son Kemal Paşa'mı da aldıktan sonra sizler şimdi arkadaşlar burada istirahat ediyorsunuz. Kemal Paşalarımıza harika bir muhallebi hazırlayacağız dedik ya. Önce altını yakmadan muhallebimizi oluşturacağız. Burada güzel bir karıştıracağım. İyice muhallebimizin malzemelerini birbirine kattıktan sonra altını yakacağım. Karıştıra karıştıra muhallebimi elde edeceğim dostlar arkadaşlar. Ne var dedik? 5 bardak bereket sütüm var. Hadi bismillah. Başlıyoruz. 5 bardak bereket sütümü tencereme aktardım. Evet. Ardından 6 yemek kaşığı şekerimi sütüme gönderiyorum. Bakın şöyle. Oh. Şekerim de yerini aldı. Yavaş yavaş sahnedeki yerlerini alıyorlar. Efendime söyleyeyim. Ardından nişastam var. 2 yemek kaşığı nişastam var dostlar arkadaşlar. Nişastamı da gönderdim. Bravo Canbaz. Efendime söyleyeyim. Ardından 2 yemek kaşığı unum var. Unum. Unumu da gönderdim şöyle. Bu da tamam. Ve olmazsa olmaz Hakan abi. Bu iş vanilyasız olmaz. Hemen ne yapıyorum? Vanilyamı da attım. Şimdi ateşin altını yakmadan bismillah diyorum. Muhallebi yalnız çok güzel koktu ya. Vanilya ya. Taksicilik günlerim aklıma geldi. Bak 34 TD'yi 36. 34 DS 332. Hiç unutmam. Bir de kırmızı bir şahinim vardı. 34 H 2033. Allah sizi inandırsın. Galatasaray'a çıkarken İstiklal'deki abiler ablalar diyormuş ki 34 H 2033 geliyor. Neden? İtalya'dan tırcı bir abim bana bir abart egzoz getirmişti. Ne gidi günlere. Dedikten sonra muhallebimin malzemelerini efendime söyleyeyim şöyle harika aşkla sevgiyle birbirine karıştırdım, bocaladım. Şimdi bir hatırlatma daha yapacağım. Bunun altını yaktıktan sonra karıştırmaya devam edeceğim. Durmadan karıştıracağım. Yani topalak topalak artı böyle birbirine geçmesini istemiyorum. Nasıl bir şey istiyorum? Böyle akan, kıvamı çok güzel bir muhallebi elde etmem lazım dedikten sonra şimdi burada ne kaldı Hakan abi? Burada Hindistan cevizi kaldı. Muhallebimi şu canım tepsimi aldıktan sonra bununla çok güzel bir aksiyon yapacağım. Bu da bir ruh, bu da bir renk, bu da bir aksiyon, bu da bir farkındalık yaratacak. Kemal Paşa tatlımızda dostlar arkadaşlar. O zaman hadi ben bunu biraz daha karıştırayım. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öpeyim ve hatırlatayım. Kanalımıza abone olmayı, dostlarınıza, arkadaşlarınıza bizi tavsiye etmeyi, artı videolarımızı beğenmeyi ama en önemlisi bakın yan tarafta bir uyarı zili var. Yani biz yeni bir video yüklediğimizde size bir uyarı gelmesi lazım. İşte o uyarı zilini aktif hale getirmezseniz biz videoyu yayınlarız, haberiniz olmaz. İşte orada zaten yazıyoruz. Bu akşam saat 21'de, 18'de artık saat kaçta giriyorsak orada belirtiyoruz dostlar arkadaşlar. Hatırlatması benden. Abone ol, beğen, dostların arkadaşlarına tavsiye et. Hafta sonları Kral FM'i, Kanki Canbaz'ı, Canbaz'la 3-5'i Onur Market'in katkılarıyla dinle. Birbirinden güzel hediyeler artı hediye çekleri kazan. Yani daha ne olsun? Dükkan sizin, şarkılar sizin, mutfak sizin. Ben altını yakıyorum, muhallebimi yapıyorum. Bereket versin diyorum. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Efendim gördüğünüz gibi muhallebim kaynamaya başladı. Fokur 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 kaynamaya başladı. Çok güzel bir hal aldı. Kıvamını yakaladı. Şimdi birazcık daha böyle karıştıra ki ben bu hadde karıştıra 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 bıkmadan usanmadan karıştıra karıştıra muhallebimi getirdim. Muhallebimin biraz daha böyle fokurdamasını, biraz daha istediğim yoğunluğa gelmesini sağladıktan sonra ne yapacağım? Ne yapacağım? Ateşten alacağım muhallebimi, tepsimle buluşturacağım. Tepsimin üzerine Kemal Paşalarımı dizeceğim. Dediğim gibi sürprizim var demiştim yemeğin sonunda. Onu da gerçekleştireceğim. Ve evet, ve şu anda bakıyorum. Evet, olay tamamdır abi. Altını kapattım dostlar. Altını kapattım. Muhallebim hazır. Muhallebim hazır. Muhallebim hazırsa o biraz
şöyle bir soluklansın. Ben onun bir havasını alayım. Sen burada kal. Bence artık zamanı geldi arkadaşlar. Şöyle tutarak, şöyle güzelce Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir muhallebimi öyle bir janjan yapayım. Janjan. Evet. Oh. Süper Ivanissa. Evet. Süper Ivanissa. Evet. Harika. Tepsiye muhallebimizi aktardık. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun birazcık şöyle rahatlaması lazım. Rahatlamasını sağlamak için buna ne lazım? Hindistan cevizi lazım. Hindistan cevizini şöyle alıyorum. Şöyle bol bol alıyorum abi. Bak. Hiç acımadan şöyle. Hiç acımadan bol 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 böyle yukarıdan topalıyorum abi. Bol Hindistan cevizli olacak. Bol bol Hindistan cevizi kullanmak istiyorum. Vanilya kokusuna Hindistan cevizi kokusu karışacak arkadaşlar. Vanilya kokusuna Hindistan cevizi kokusu şöyle şu köşelere de. Aferin be canbazsın. Allah helal olsun. Sen bu yemekleri yapıyorsun ya. Yasko seninle gurur duyuyor. Gerçi biraz kavga ediyoruz ya başta. İdare. Vallahi billahi. Şimdi aşk, sevgi, muhabbet. Hindistan cevizinde olan muhabbetimizi sona erdirdik. Şimdi ne yapacağız? Bakın şöyle. Kemal Paşalar burada. Kemal Paşalar burada. Şimdi Bismillah diyorum. Biraz daha Hakan abi şöyle yapacağım sana yardımcı olmak adına kardeş. Şimdi bakın. Böyle aldım. Bunlar zaten soğudu. Bakın. Bak Bismillah şöyle. Hop gönderdim. Şimdi ne yapıyoruz? Pıtı pıtı yapıyoruz. Hadi bakalım. Oldu be. Efendim vanilyalı muhallebimize güzel kemer paşalarımızı dizdik. Şimdi bu kalanlar ne olacak demeyin. Endişe mal yok. Ne yapacağız? Ayrıyetten tabii biz yapmayacağız ama burada yapmayacağız ama sonuçta yine hazır düzenimiz hazırken kemer paşalarımız varken ne yapacağız? Aynı vanilyalı muhallebiyi yaptığımız gibi böyle çam fıstıklı bir muhallebi yapacağız. Çikolatalı bir muhallebi yapacağız. Onu da böyle güzel tepsimize sonrasında bu kalan malzememizi de güzel dizeceğiz. Dolabımızda soğutacağız. Onları da afiyetle götüreceğiz inşallah. Bugün biz ne yaptık? Vanilyalı Kemal Paşa yaptık dostlar arkadaşlar. Şimdi bitti mi bitmedi? Bitmedi. Artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Ama benim bunu ödüllendirmem lazım. Hele hele o ödüllendirmeden sonra olmazsa olmaz kuralımız ne? Muhakkak dolabımızda bu güzel tatlımızı, sütlü tatlımızı güzel güzel soğutacağız arkadaşlar. Soğuk olması şart. Dedikten sonra sıra geldi Final Four. Sıra geldi Final Four. İşte güzellik burada. Dedim ya, prodüksiyon hiçbir şeyden kaçmıyor. Evet, prodüksiyon hiçbir şeyden kaçmıyor. Sevgili Yasemin Hanım, illa bunu süsleyeceksin dedi. Biz de kırmıyoruz sevgili eşimizi. Başlıyoruz süslemeye. Şöyle şuralara önce. Şöyle. Güzelce. Bugün tadım yapmayacağım. Neden? Cevatlar klimayı takacak. Şimdi bu canım, bu muhteşem, bu harika, özür dilerim bir son dokunuşum daha vardı. Bu harika ürünü, evet ürünü dostlar, tatmayacağım. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öpeceğim. İyice soğutacağım dolabımda. İyice soğuttuktan sonra bu tatlıyı sevgili Cevat Muriç ve arkadaşlarına klimamızı taktıktan sonra yanına da güzel bir kahve yaparak ikram edeceğim dostlar. Efendim bugün çok özel bir Kemal Paşa tatlısı yaptık. Altı bol dolgulu malzemeli, vanilyalı, muhallebili süper bir ne yaptık? Çok kolay basit bir tatlı yaptık. Ben yapıyorsam siz çok çok rahat yapabilirsiniz. Deneyin eminim yapacaksınız. Dediğim gibi bunlar ne olacak demeyin. Bunlar böyle. Bakın bunlar aynen böyle. Hakan abi şöyle göstereyim sana.
Bunlar böyle de götürülür. Altına bir güzel dondurma löp löp götürürsün. Ya bu hali bile çok güzel ya. Buna düşünemiyorum bile. Onur Market'te dükkan sizin, anlatılmaz lezzetlerde mutfak sizin, alemin kralı Kral FM'de hafta sonları Canbaz'da 3-5 Onur Market'in katkılarıyla şarkılar sizin. Kafanıza göre takılın. Keyifli, güzel haberler bekliyorum hepinizden. İlgi, alaka bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı, dostlarınıza, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, artı uyarı butonunu muhakkak açmanızı, ki yeni videolarımızdan haberdar olmanız için size haber veriyor o buton. Aa, Canbaz yeni bir video yükledi diyor. Haberdar oluyorsunuz. Onu açmayı unutmuyorsunuz. Bir de kendinize iyi bakın. Sağlık, sıhhat, mutluluk. Biz Dombraki Eskamara Brejne Vijne. Bir yemeğin daha sonuna geldik işte. Bir sonraki yemekte görüşmek üzere. Hadi eyvallah. Allah'a emanet. Bosna Vilayet. Tatlı çok güzel oldu. Ha gayret, siz de yaparsınız. Her yemekten sonra heyecanlandıran yudum Faraz Çay.